Bir firmadan devre mülk satın alanları hedef seçtiler. Firma battı, paranızı kurtaracağız yalanıyla binlerce kişiyi dolandırdılar. Üstelik iddiaya göre o dolandırıcılık çetesinin içinde avukatlar da vardı. Benim adıma 15 bin lira kredi çekiyor. Bana yardımcı oluyormuş gibi. Bana söylemiyorlar, kredi çektiğini de söylemiyorlar. Bu şekilde ben dolandırıldım. Parasını kurtarmak için gitmişti ama görüşmeye gittiği ofisten kandırılıp dolandırılarak çıktı. Üstelik tek mağdur kendisi de değildi. Sana dedi 35-40 bin lira oradan para alacağız dedi. Ama öncelikle 5070 lira bize bir masraf karşılığı para ödeyeceksin dedi. Bir firmadan termal devre mülk satın alan kişileri hedef seçti dolandırıcılar. O şirket battı, mağdur olmayın yalanıyla binlerce kişiyi tuzağa çektiler. Üstelik iddiaya göre o çetenin içinde gerçek avukatlar da vardı. Beni aradılar, devre mülkü iptal ettiriyoruz sözleşmeyi. 85 bin TL'ni faizle beraber geri alıyoruz 6 ay içinde. Tahir Bey de işte bu devre mülklerden satın almıştı. Ancak onu telefonla arayan kişiler firma battı, paranızı kurtaracağız diyerek onu tuzağa çekmeye çalıştılar ve görüşmeye çağırdılar. Görüşmeye gittiğinde ise telefonu eline aldılar. Mobil bankacılıktan Tahir Bey adına 15 bin lira kredi çektiler. 11 bin 135 lirasını avukata EFT yapmış anında. Benim hiç haberim yok. O avukatlık ofisinin kapısını çaldı yüzlerce kişi. Çünkü hepsine aynı bahaneyi sunmuş, paralarını kurtarmayı vaat etmişlerdi. Ama çalışanlardan bazılarının avukat bile olmadığı iddia edildi. Kredi kartımı verdim, oradan 5070 liraya para geçirdiler. Pek bir normal bir yer değildi orası. Korktunuz mu siz orada biraz? Korktum tabii. 83 yaşındaki Emre amca da düştü o tuzağa. Yalana inanıp parasını kurtarmak için o avukatlık ofisine gitti ama parasını kurtarmak bir yana 5070 lirasını kaptırdı. Benzer şikayetler artınca devre mülk firması da harekete geçti. Müşterilerini kandırıp dolandıran çeteye karşı suç duyurusunda bulundu. Kendini avukat olarak tanıtan insanlara kanmayın, inanmayın.